İyi günler dilerim. İyi günler buyurun. Ben gazetedeki ilanınız için gelmiştim. Şu büro şeyi, yöneticiliği konusunda. Bir saniye lütfen. Tabii. Gazetedeki ilan için geldiler. Büro yönetici, yöneticiliği söyler misiniz? Yöneticiliğine. Tamam efendim. Şöyle buyurun. Nereye buyurayım? Şurası. Tamam. Girin. İyi günler efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Tabii. Teşekkür ederim. Biz güvenilir birini arıyoruz. Büronun bütün işleri ondan sorulacak. Bence tam adamını buldunuz efendim. Çünkü benden daha güvenilir başka bir eleman bulamazsınız. Güzel. Yapacağınız iş çok tempolu bir iş. Kaldırabilecek misiniz? Kaldırırım tabii efendim, kaldırırım. Yani küçücük bir büroda ne kadar hareket olabilir ki? Yalnız büro değil. Dışarıdaki işleri de sizin halletmeniz gerekiyor. Nasıl yani ya? Evrak getir götür, banka işleri, bütün bu işler sizden sorulacak. Bir dakika, ya nasıl yani benden sorulacak yani? Bir büro yöneticisi neden bu işleri yapsın ki? Büro yöneticisi dediğiniz büroda oturur, adı üstünde büroyu yönetir. Yani bu evrak getir götür filan bu tür işleri ofis boylar yapar. Değil mi beyefendi? Biz de ofis boy arıyoruz zaten. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya ama gazete ilanında büro yöneticisi diyordu. Bu da bir çeşit büro yöneticiliği değil mi? Hadi be! Saçma sapan yeşil kravatlı şey! Ya kardeşim, siz bu gazeteye büro yöneticisi ilanı vermediniz mi? Benim gibi sırf yetenek bir insan bu sizin söylemiş olduğunuz işi asla yapmaz! İşe bak ya! Ben ta dolmuşlardan otobüslerden sürünerek iş görüşmesine geleyim, siz deyin ki biz ofis boy arıyoruz! Ben ofis boy, ben! Ne ofis boy ben? Ben yöneticiyim ben!